Acaba kimler bayram tatilini İstanbul dışında geçirecek diye merak edip soluğu havaalanında alıyoruz. Karşımıza ilk çıkan isim eski Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak. Öğrendiğimize göre Abdurrahim Bey Kıbrıs yolcusuymuş. Ekranların güzel sunucusu Burcu Esmersoy almış kız arkadaşını yanına, bayram tatili için yurt dışına çıkmak üzere soluğu havaalanında almış. Canım, iyi bayramlar. Bugün olsun, merhaba. Sağ olun, çok mersin, bayramlar. Usta teknik direktör Ersun Yanal da tatilini yurt dışında geçirmek için havaalanına gelen isimler arasında. Yanında da esmer bir güzel var. Hanımefendi kameraların görüntü almasından dolayı biraz tedirgin sanki. Altı yıl süren evliliklerini karakter uyuşmazlığı gerekçesiyle bitiren eski futbolcu, şimdilerin teknik direktörü Okan Buruk ve boşandığı eşi modacı Nihan Akkuş'a dış hatlar terminalinde oğulları Ali Yiğit'le birlikte rastlıyoruz. Belli ki boşanmış olsalar da oğulları için tatillerde bir araya geliyorlar. Siz ne dersiniz? Paramparça dizisinin Gülseren'i Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Özgür İnal, bayram tatillerini güneyde geçirmek için soluğu havaalanında alınca deyim yerindeyse tam da önümüze düşüyorlar. Bu arada Özgür Bey'in şoförüne bayram harçlığı olarak 200 lira verdiği dikkatimizden kaçmıyordu. İyi akşamlar, günaydın. İyi akşamlar. Daha ödümü alamamışım. Evet evet, hiçbirimiz alamadık. İyi, siz nasılsınız? Güneye. Güneye, en güneye bak. Güney tarafına. Nasıl gidiyor dizinin ikinci bölümü yayınlandı? İyi gidiyor, iyi gidiyor. Her şey güzel. Reytikler güzel. Güzel güzel. Tepkiler nasıl geliyor? İyi, her zamanki gibi. Her şey yolunda. Her şey yolunda. İyi bayramlar herkese. İyi bayramlar. Hadi öpüyorum. Rüştü Işıl Reçber çifti de oğulları ve kızlarıyla birlikte bayramüstü havaalanında görüntülediğimiz isimler arasındaydı. Işıl Hanım'ın Antalyalı olduğu göz önüne alınırsa aile büyük ihtimalle bayram için Antalya'ya Işıl Hanım'ın ailesinin yanına gidiyordu. İyi bayramlar. İyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. İyi tatiller. İyi bayramlar. Sağ olun, iyi bayramlar. Son olarak Güzel Köylü dizisinde Gül karakterine hayat veren güzel oyuncu Gizem Karaca ve sevgilisi Kemal Ekmekçi'yi havaalanında valizleriyle birlikte görüntülüyoruz. 5 aydır birlikte olan çiftin bayram tatili için Çeşme'ye gittiklerini de hemen hatırlatalım. Usta gazeteci Hıncal Uluç da bayram tatilini memleketi İzmir'de geçirmek için soluğu havaalanında almış. Abimin elini öpeceğim diyen Hıncal Uluç'a muhabirimiz de bayram harçlığını almayı unutmayın diyerek takılıyordu. İzmir. Abimin elini öpmeye gidiyorum. Aile büyüğümüz orada. Harçlığınızı almayı unutmayın lütfen Hıncal Bey. Eski manken Pınar Tezcan, kızı ve ailesiyle birlikte bayram tatili için Antalya'ya gitmek üzere soluğu havaalanında alırken Betül Demir de Antalya yolcusu. Ancak Betül Hanım'ın Antalya'ya gitme amacı çok farklı. Yolculuk nereye? Yolculuk Antalya'ya. Sahne mi tatil mi? Yok, konserim iptal oldu tabii ki birçok arkadaşım gibi. Ben de bu fırsattan istifade minik bir detoks tatili yapıyorum aslında. Tek başına. Çok yakın bir arkadaşımla. Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman almış kızlarını yanına bayram tatili için yollara düşmüş. Belli ki bayram tatillerini ailece İstanbul dışında geçirecekler. İşin ilginç yanı şu ki birbirlerini görür görmez sarılmalarına bakılırsa Fikret Bey ayrı, kızları ayrı araçla gelmişlerdi havaalanına. Bir şey.
bayanlar efendim. Kıbrıs'taki bayram sahnesi birçok sanatçı gibi iptal olan Serdar Ortaç belli ki bayram tatilini yurt dışında değerlendirmeye karar vermiş. Öğrendiğimiz kadarıyla Serdar Bey'in yolculuğu Fransa'nın Nice kentineymiş. Serdar Ortaç o gün tek başına, yanında eşi Chloe yok, ancak yüzünde öyle bir ifade var ki yorgun mu yoksa hasta mı tam olarak anlayamasak da Serdar Ortaç'ın yüzünden düşen resmen bin parça. Aramızda bir sürü düşman. Serdar Ortaç'ı Fransa'ya uğurluyor ve aynı dış hatlar terminalinde bu kez manken Ece Sükan'ı fark ediyoruz. Meğer Ece Hanım bayram tatili için değil, moda haftası için İtalya'nın Milano şehrine gidiyormuş. Ben aslında tatilde değil, işe gidiyorum. Milano moda haftasına gidiyorum. Aynen, o yüzden bayramla denk geldi. Zaten New York moda haftasından gelmişim, şimdi de Milano moda haftasına gidiyorum. Göreceğiz bakalım, şimdi koleksiyonları izleyelim önce. İnşallah güzel, eminim güzel koleksiyonlar çıkacak.